Arkadaşlar değil, bizim redaksiyada sohbetler girdi, bizim emektaşlarımız değil. Özmen baba, Türkiye, bunlar Rusya'nın hem onu müdafiye ediyorlar. Arkadaş, bunların, hatta bana bugün emektaşımız dedi ki, ben bir kanal aktarırım ki Türkiye'de, orada bizi kimi Rusya'nın tenkit etsinler. Rauf Mümkün Bey, değil. sir buradadır mı? Hemen o mesele Sil dedi ki, oradadır. Sil oradadır ki Türkiye'de bilirler ki NATO ve kolektif Garp itibarlı müttefik değiller. Türkiye ile bağlı onların planları var. O planların başında Erdoğan'ı devirmek gelir. Çok basit bir şey. açıkta değiller, Açık çekinmirler onu değil. Yok, hele. indi demirler. Erdoğan'a İndi Erdoğan'a şorba kızdırırlar. hele. İndi tarifliyiler. İndi teşekkür ediler. Bir an önce demiştiler. Muharebeden biraz evvel Hamsi demişti ve Türkiye'nin bilirsiniz ki gayri samimi olarak kendi standartlarından az kala yarım esirdi Avrupa ailesine 60 yıl. bırakmırlar. 60 yıldan sonra. Bırakmırlar. Ama Ukrayna'nın bir güne Ben bırak. bırakmırlar Türkiye'ye yani Türkiye'ye öyle bir münasebet var ki bu mütlak ve mütlak ikili standartlar anlayışı altına gelir ve aynı zamanda dediğimiz gibi Türkiye'nin zayıf, bölünmüş, parçalanmış, didişmelerden zayıflamış ve aynı zamanda mümkün olarsa Güneydoğusunu da bölünmüş, parçalanmış ve Kürdistan adlı hayali bir devlete karışmış vaziyette görmek istiyorlar. Bilirsiniz ki dünyanın bir Kürt projesi var. Olsun. Bir Kürdistan adlı bir devlet yaratmak istiyorlar ama Kürdistan adlı devleti yaratmak için dört devlet parçalanmalıydı. Biz bu tehlilleri Samizdat usulunla İllere 90. yıllarda evet be, birbirimizi ötür ötüre. Ben Niyazi İbrahimov'dan almıştım indi Almanya. 90. ya 89. yılda Musavat-ı Kur'an'da biz onu okuduk. Ki dört devlet bölünecek. Orada Kürdistan yarın dört devlet hansıydı? İraktı. İran, Irak, Suriye, Türkiye. Birinci Bu da İrak. bizim de Bizde de aramız o geçip vakit arada. keşti, Kelbecer keşti o zaman. Ki Arada işgal olunacak falan diye. Hamısı da tuttu ha. İndi nedir? İrak bölündü, Suriye bölündü. Oradaki ikisinde de muhtar Kürt yaratıldı. erazileri yaradılıp. Birinde hatta Süleymaniye paytaxtı olmakla Kürt devleti yaradılıp. Az kala. Ne İrak'ın Berlin içinde. var Mosul'u orada. Kerkük'ü geldiler götürdüler. Türkiye ve İran bir yerde onlara karşı çıktı. Bizim sevmediğimiz İran'la Türkiye o projenin karşısına aldı. 2 yıl evvel. Niye? Çünkü sırada olaydı. Sırada İran'ın Kürdistan eyaletleri, Kürtler yaşayan ve Türkiye'nin güneyde olsun. Yani Türkiye'ye münasebet budur. NATO adlı bir devlet ve Türkiye onun üzvüdür, müttefikidir. PKK'ya ve PJK İran arazisindeki aynı zamanda YPG değildir de PYD'dir YPG ve onlara silah verir. Talim geçir. Amerika'da ileride var. Amerika'dan danışıyorum da Amerika'da ileride NATO'nun var. NATO, sahibi Amerika, ve donörü kimdi? Amerika. Türkiye'nin en büyük müttefiki. Türkiye'nin güya en büyük Güya, müttefiki ama Türkiye'ye karşı terör örgütlerini maleleştirir, silahlandırır, talimlendirir ve Türk ordusuna karşı kafa tutmağını temin ediyor. Bizim tanışlardan, dostlardan biri vardı. Bu günlerde Irak'ta bir Türk zabiti şehit oldu. Dedi ki onun orada ne işi vardı falan. Dedim onun Karabağ'da Türk ordusunun veyahut Türk zabitinin ve Türk maraklarının iddialarının Karabağ'da ne işi varsa Irak'ta da o işi var. Suriye'de de o işi var. Ve Irak'ta Suriye'de Türkmen yoktu. Amerika basa basa oradan oraya gelir. Amerikalı var Irak'ta. Suriye'de Amerikalı var. Ama orada Türkiye'nin bir başka Gelinler tarihi bizim bağı düz var. Türkiye'ne Osmanlı hati Türk alıplar. Devleti'nin içinde olduğu için. Hati Bir Evez Bey dört devlet bölünmeli o 20 milyon civa Kürt'ü yerleştirmek için. İkisi bölünür artık. İkisi hazır. Doğru Üçüncü ikisi. sırada ya İranlı ya Türk. Türkiye'de. Hası bir zayıf düşse oldu. İndi hedef Türkiye'de. Bilesiz yani bu dakika hedef birinci sırada İran'la müeyyen derecede anlaşıflar. Birinci sırada Türkiye'de ve onun çemberi gruplar etrafında. Türkiye'nin etrafında bir çember, ottan çember gruplar. Türkiye ordusu da Suriye'de olmasaydı, Türkiye ordusu Irak'ta ameliyatlar geçirip o operasyonları etmeseydi bu çoktan baş vermişti. Ama Türkiye koskoca Türkiye'de. Onu öyle yıldırmak, yıpratmak mümkün değil ve bilirsiniz ki eğer
görüşme meselesine kalırsa Türkiye'nin ordusu Rusya ordusundan da güçlüdür. Avrupa'nın en güçlü ordusu. Tabii biz istemedik ki Türkiye hansısa bir demeli konflikte karıştın günün ilim bu vaktinde muharebeye falan da gitsin. Biz bunu istemedik. Ama ya olursa yani Türk ordusu ezer geçer her karşısındaki bütün ordular. Ezer geçer ve Amerikan ordusu Suriye'de Amerikan ordusu ve komşu ülkelerde Irak'ta olmasına rağmen yine de Türkiye'ye muhtaçtı. Türk ordusunun karşısından üsulluca her zaman yani geri çekilir. Ona göre bu sualı verdiğimde yani, bu etrafta danıştık. Hatta çok teessüf ki İsrail Türklerin dostudur. İsrail Azerbaycan'ın da dostudur. Ama İsrail'in özünün bir büyük İsrail haritası var ki o da yeni kaydada Türkiye'nin bölünmesinden geçir. Dünyada yeni haritaların hamısında Türkiye. Dünyanın gözü evet. Ele Rusya'da dahil olmak İstanbul'da da. Konstantinopol diye hedef koyuyorlar. Bir Çargırak değil. Bir Konstantinopol. Yani o bakımdan indi Türkiye müeyyen manevralar ediyor. Türk içtimai mühitinde Azerbaycan'da kim bu devlet Rusya münasebette serbestliği yoktu bilesin. Sizin dostunuz tamamıyla haklı diye. Ve Türkiye televizyonlarına bakan da bizi gıcıklandıracak kadar Rusya evet. Yönümlülük hissi evet, açık. Bu şey. Bir kader meselesidir. Yani Rusya'dan sonra, Rusya'nın çöktürenden sonra Türkiye ve Erdoğan hedefti diye ona tepkilerini bu cür verilir. Yani siz